Başkanım, sevgili ilçe başkanlarım, sayın il ve ilçe başkan yardımcılarım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, temsilcileri ve sayın delegeler, değerli misafirlerimiz ve basının değerli temsilcileri, Demokrasi ve Atılım Partisi Danaman İlçe, birinci olan ilçe kongremize katılan tüm davetlerimiz, partimizin Danaman İlçe Başkanlığı, birinci olan kongremize hoş geldiniz diyorum. Arz ediyorum. Açılış ve yoklama, divanın teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, faaliyet raporunun okunması ve ibrası, mali raporunun okunması ve ibrası, siyasi konuşmalar, seçimler maddesine geçilmesi, dilek ve temenniler, kapanış. Kongre günlerimizin birinci maddesi açılış ve yoklama yapıldı. Yeterli sayı olduğu tespit edildi. Kongremizin ikinci maddesine geçiyorum. İkinci maddemiz divanın teşekkülü. Divan için teklif var mı? Bir teklif olduğu görüldü ve kabul edildi. Kabul edenler? İsimleri okuyayım mı? İsimleri okuyayım divan listesi. Divan Başkanı Mehmet Bilüer. Divan Başkan Yardımcısı Orhan Ustaoğlu. Kadri Bey Muhsin Erdar. Kadri Bey Nesrin Çoban Ocak. Kadri Bey Saniye Kulaç. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divanı yerlerine davet ediyorum. Teşekkür ederim. Misafir başkanlığı da takdim etmek istiyorum. İYİ Parti Danaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanları, değerli hazırım, basının temsilcileri, misafir il ve ilçe başkanları ve diğer misafirlerimiz. Dalaman 1. Olağan Kongremize, partimizin Olağan Kongresine hoş geldiniz. Değerli görevi bize tevdi eden Sayın Hazirun'a da özellikle teşekkür ederim. Şimdi kongre gündemine göre 3. madde saygı duruşu ve istiklal marşının okunması. Sizi bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Thank you.
Kutlar Marşı için. Korkmaz ölmez bu şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde bir de ne son ocak o ben. Milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. Bir o benim milletimin bir ancak. Çarpma kurban olayım. Şehrenin en azıyla kahraman ırkıma bir günde. Bu şiddet bu cehal sana olmaz öyküden. Kanlarımız sonra yakıdır. Hakka tava milletimin istikrar. Teşekkür ederim. Evet, çok sıcak oldu. Çok sıcak bir salon ortamında. Evet, şimdi değerli misafirlerimiz, değerli hazırlarımız, kongremizin 4. maddesine geçelim. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası. Evet, faaliyet raporu. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Birinci olan kongremizin faaliyet raporunu açıklıyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, siyasi parti ve toplum kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, sayın delegeler, değerli misafirlerimiz ve basının değerli temsilcileri. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Dalaman birinci olan kurulunda 21.06.2022 12.12.2022 arası dönemindeki faaliyet raporunu sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Değerli kongre üyeleri, kıymetli Haziran, kurucu ilçe başkanımız Sayın Bilal Baykan ve kurucu kurulu 05.03.2021 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın katılımı ile gerçekleştirilen yapılan birinci olağan kongrede seçilerek görevlendirildi. Faaliyet raporumuz 21.06.2022 tarih itibariyle Dalaman ilçesi kurucu başkan görev tebliğinden itibaren çalışmalarımıza başladık. Kurucu kurulumuzu oluşturduk, ilçe binamızı tuttuk, sosyal medyalarımızın durumunu yaparak genel merkeze tüm çalışmalarını ve ilçemizdeki etkinliklerimizi Dalaman'da yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kurucu kurulumuz ile birlikte ilçe yönetimini oluşturduk. Deva Partimizin İzmir eğitimlerine, Denizli mitingine katılım sağladık. Genel merkezimizin politikalarını ve eylem planlarını çarşı, pazar, park, sivil toplum kuruluşları, iş dünya ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızla buluşturduk. Ve kongre kararımızı alarak bugün yönetim kurulu ve üyelerimizle sizlerin karşılarınızdayız. Saygılarımla arz ederim. Mali rapora geçiyorum. Bir saniye bekleyelim. Evet, ibrasını yapalım arkadaşlar. Faaliyet raporunu kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Böyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Mali raporumuz açıklıyorum. Sayın İl Başkanım, tekrardan Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İl ve İlçe Başkan Yardımcılarım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri, sayın delegeler, değerli misafirlerimiz ve basının değerli temsilcileri. Demokrasi ve Atılım Partisi Dalaman İlçesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda 01.01.2023 31.12.2023 gelecek yıl gerçekleşmesi öngörülen mali raporumuzu sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Sayın Divan, değerli kongre üyeleri, kıymetli Aziz Yorum.
01.01.2023 10.12.2022 tarihleri arasındaki, düzeltiyorum, 01.01.2022 10.12.2022 tarihleri arasındaki gelirlerimiz: üye ve aidat gelirleri 11.000 TL, diğer bağış ve gelirler 48.000 TL, gelirler toplamı 59.000 TL'dir. Giderlerimiz toplam olarak 59.000 TL olarak öngörülmüştür. Saygılarımla arz ederim. Evet. Evet, mali raporun iflasını yapalım arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, kongremizin gündeminin 6. maddesi siyasi konuşmalar. Ay, babacığım önünde bir mektaşı var. Öyle mi? Tamam, tamam. Sayın Genel Başkanımızın bir mesajı varmış kongremize arkadaşlar. Ona bir okutalım. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, sayın delegeler, değerli misafirlerimiz ve basının değerli temsilcileri, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın kongremize gönderdiği mesajı arz ederim. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Muğla ili Dalaman ilçemizin kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, zor bir dönemde bizleri yeni bir siyasi hareket başlatmaya yönelten temel sebepler, ülkenin kötü yönetilmesi ve kötüye gidiş karşısında toplumun her kesiminden gelen talepler ve aziz milletimizin açık ve ısrarlı daveti oldu. Hepimiz çok iyi bilirsiniz ki bir ülkede sorunlar ve kaygılar karşısında bir şey yapılmaz, susulur, sadece izlenilirse olacaklardan herkes sorumlu olur, vebal altında kalır. Biz de kötü gidişata karşı susmadık, susamadık. Karar verdik, arkadaşlarımızla Deva Partimizi kurduk. Kadrolarımız sizin gibi arkadaşlarımızın katılımı ile 81 ilde, 696 ilçemizde kuruldu. Tüm Türkiye'de teşkilatlandık. Kardeşlerim, bir ülke düşünün ki her geçen gün sorunlar artıyor, yönetime karşı güven sarsılıyor, ehliyet ve liyakata değer verilmiyor. Her geçen gün sorunlar artıyor, temel hak ve hürriyetleri yok sayılarak demokrasi ve özgürlük alanları sıkboğaz edilmiş, yargı halka değil, talimatlara hizmet eder olmuş. Denge ve denetim yok olmuş, güçler ayrılığından söz edilemiyor. Tutarsız, şeffaflıktan uzak, güven vermeyen, istikrarı sağlayamayan bir ekonomi yönetimi var. Bir ülke içine kapatılmış, yakın coğrafyada sözü tükenmiş, dünyada itibarsız ve yalnız bir ülkeye dönmüş. Ülke güvenliği sadece katı güvenlikçi politikalarla sağlanmaya çalışıyor. Böyle bir ülkenin iyi idare edildiğinden söz edilebilir mi? Değerli kardeşlerim, bütün olumsuzluklara rağmen ülkenizde çözümü olmayan sorun yoktur. Sorun varsa çözüm de mutlaka vardır. Siyasi hareketimizin temel özelliklerinden biri sadece değişik toplum kesimlerinden yükselen itirazları seslendirmek değil, beklentilere karşılık verecek ikna edici çözümleri de ortaya koymaktır. Türkiye toplumunun farklılıklarını ve doğal taleplerini göz ardı etmeyen çatışmacı, ayrıştırıcı, ötekileştirici, öfke dilinden uzak duran, kuşatıcı, uzlaştırıcı, çoğulcu, katılımcı, rasyonelliği vicdan, akıl ve bilimle harmanlayan sahici bir söylemle politika yapacağız. Partimizin her kesim ve herkes için söyleyeceği sözü vardır. Ancak en çok da kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için çaba göstereceğiz. Kadının siyasi ve ekonomik hayata hak ettiği seviyelerde katılımı öncelikle hedeflerimizdendir. Gençlerimize hak ettikleri şekilde özgür, müreffeh bir hayatı, adil bir gelir paylaşımını sağlayacağız.
barış ve kardeşlik ortamını güven ve huzur ikliminde geliştireceğiz. Ümit siyaseti yapacağız. Korku siyasetine tamah etmeyeceğiz. Kimlik ve bölge siyaseti yapmayacağız. Kutsallarımızı siyasete alet etmeyeceğiz. Sorunlarımızı daha fazla demokrasiyle çözeceğiz. Kongremizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı candan tebrik ediyorum. Görev alacak arkadaşlarımı şimdiden kutluyor, başarılar diliyorum. Kongremize katılan tüm arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Mesaj var mı? Şimdi gündemimizin diğer maddesine geçiyoruz arkadaşlar. Siyasi konuşmalar. Sayın ilçe başkanımız Bilal Baykan'ı konuşmalarını sunmak üzere kürsüye bağlıyoruz. Sayın başkanım, ilçe başkanları, sayın il ve ilçe yönetimlerinin bulut ilçe başkanlarım, Demokrat Parti Kenan Hanım hoş geldiniz, Bahadır Bey İYİ Parti hoş geldiniz, Sezer Bey CHP İlçe olarak hoş geldiniz, diğer tüm TSK temsilcileri, ilgili kuruluş arkadaşlarım hepsi hoş geldiler. Bugün birinci olan kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Deva Partisi kurulduğu andan itibaren hem bir millet aktivisti olarak sürekli içinde oldum. Ve son dönemle beraber 6 ay önce Genel Başkanımız Ali Babacan, Tevkiat Başkanımız Sadullah Ergin ve İl Başkanımız Emrah Çay'ın da oluruyla yani birinci olan direkt kurucu ilçe başkanına katandım. Bugün de karşınızda kongremizi yaparak inşallah seçilmiş bir ilçe başkanı olarak da görevimizi devam edeceğiz. Şimdi tabii ki siyasete girince bir medya mensubu olarak, ilk soru olarak, bir gazeteci olarak, bir medya olarak niçin siyaset diye bir sorular geliyor. Bunun için şöyle bir şey söylüyorum. İlk önce rol modelimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Neden Atatürk? Çünkü Mustafa Kemal Türkiye'ye savaşan, kendisine direkt olarak Cumhuriyeti kurmaya başladığı andan itibaren yapacağı üç ilk şey var. Üç adet kendi gazetesini çıkartıyor. Bu Minber, İrada-i Milliye, Hakimiyeti Milli olmak üzere çıkarmış olduğu bu gazetelerle bütün Türkiye sattığını kendi bizzat gazete çıkararak çıkıyor. Bu da demek oluyor ki ne kadar kulübü önderimiz basına değer veriyor ve basının gerçekleri yazmasından tarafa diyor ki eğer yanlış gitmeyen devlete, millete zarar, zeval getiren bir şey görürseniz samimiyetle yazınız. Şimdi de soruyorum. Hangi arkadaşımız, hangi arkadaşımız doğruları yazabilecek cesareti var? Yazabiliyorsa da bunları paylaşacak kaç arkadaşımız var? Bu noktadan hareketle biz söylemlerimizi, milletimizin hareketlerini, kamuoyunun oluşturulmasında haksızlıklara, adaletlere hepsini parmak basmak ve halkımızı uyandırmak için siyasete giriyor. Atatürk'ün yine çok güzel bir lafı var. Diyor ki bu kadar doğruluk var. Padişah sizi idam cezası var, o var bu var. Diyor ki tek söylediği bir şey var. Ahaliyi uyandırmak lazım. Bu noktada biz de diyoruz ki Deva Partisi olarak eğer biz bir haksızlık görüyorsak, kadına şiddeti görüyorsak, hayvana şiddeti görüyorsak, adaleti görüyorsak, hukuksuzluğu görüyorsak, KYK'ları görüyorsak, EYT'leri görüyorsak bir söz hakkımız var. Ne hakkımız var? Doğruyu söylemek. Bu noktada hareketle ben siyasetçi olarak değil, aslında bir iletişim olarak sorunu olan kitleyle sorunu çözecek kitleye, iyi kadroya bunları ulaştırmak için siyasete girdim. Yani hepinizden bir arkadaşımız. Yani burada bakınız, İYİ Parti burada, CHP burada, Demokrat Parti burada. Geçen açıkladığımız olduğumuz ortak anayasamız var arkadaşlar. Bunu kim hatırladı? Altı Mata şu anda hep beraber bir eylem planı hazırlıyorlar. Yani siz kime giderseniz gidin, bütün arkadaşlarımız hep birlikte o anayasayı soracaklar. O anayasada kadın milletvekili, yani kadına şiddet gösteren bir insan milletvekili olamayacak arkadaşlar. Çok önemli. Yani kadına verilen değer burada çok önemli. Ve bunun altında altı partinin imzası var. Biz burada Dalaman ölçeğine baktığımız zaman ilk önce Dalaman ölçeğinde bunu anlatmamız lazım. Çünkü eğer hane mutlu değilse mahalle mutlu olmaz. Eğer mahalle mutlu değilse ilçe mutlu olmaz. İlçe de mutlu değilse Türkiye mutlu olmaz arkadaşlar. İlk önce haneyi mutlu edeceğim.
eğer bizim ev kadınımız patates yanında köfte yapamıyorsa, nitelikli gıdaya ulaşamıyorsa, çocukları yani bodur olma tehlikesi riskteyse, bunda demek ki bir yanlış var. Eğer çiftçi ve tarlasını biçemiyorsa, bir kilo süt 25 lira olduysa, domatesin kilosu 30 lira olduysa, bunda da bir yanlış var. Biz bunları çekilmeden bugüne kadar hep deklare ettik. Ama bundan sonra tabii ki basın kimliğimizi kenara koyacağız, tarafsızlığımızı koruyacağız. Ama bunun yanı sıra da kamuoyunun menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Bunun için çok güzel elimizde malzeme var. Genel Başkanımız Ali Babacan diyor ki, eylem planlarımızla biz 30, 60 ve 90 gün içinde yapacaklarımızı 22 eylem planıyla açıklıyoruz. Tarımından KYK'sına, kadınla kültür sanatına baktığımız zaman her konuda bir de eylem planı açıklıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz geldiğimiz zaman acaba onu mu yapalım, bunu mu yapalım değil, ödevlerde belli bakanların önüne koyacağız ve sistem işlemeye başlayacak. Yani burada şeyi konuşmayacağız yani. İlk önce parlamenter sisteme gideceğiz. Bunun için asgari müşterekle buluşmamız lazım. Atatürk'ün dediği gibi Çanakkale ruhuyla. Ne yapıp bütün 7'den 77'ye, kuzeyden güneye her insanla buluşarak asgari müşterekle buluşmak lazım. Asgari müşterek ne demek? Adalet demek. Asgari müşterek ne demek? Bak, özgürlük demek. Asgari müşterek ne demek? Yaşam hakkı demek. Şimdi her insanlarımız Twitter'da bir şey paylaşıp düşünürken 5 dakika düşünüyorsa bunu düşünmek lazım. Bu arada EYT'lileri tebrik ediyorum arkadaşlar. 1,5 milyon tweetle iktidara çok güzel bir yere adım attılar. Bu da şunu gösteriyor. İktidar EYT'lileri ve bütün kesimleri oy deposu olarak görüyor. Neden oy deposu olarak görüyor? 50 bin, 100 bin bandında paylaşım yaparken ben ne olursa olsun istifade etsem, batsam da çıksam da EYT'yi çıkartmam diyen Erdoğan şu anda bandı 1,5 milyona çarpı aileye beraber 6 milyona çıkan seçmene karşı mecburen geri adım atmak zorunda. O da şunu gösteriyor. Biz kendi hakkımızı teknoloji hareketlerle yapabilirsek bu da yukarı taraftan okunuyor. Çünkü siyaset ve matematik arkadaşlar %50+1'e bakıyoruz. Bir oy onlar için, %1 oy onlar için onlar çok değerli. Şu anda kesenin ağzını açtılar, her şeyleri veriyorlar. Ama sanmayın ki insanlar bunu çeviriyorlar. Benim eşim 7 yıldır bekliyoruz. EYT'li 7 yıl. Ama şeyi yok. Bir sene sonra zaten emekli olacak. Şu andan sonra EYT'yi versen olur, vermesen olur. KYK'lara versen olur, vermesen olur. 360 yani ek göstergeye versen olur, vermesen olur. Zaten 6 ay kadar kalmış. Ne kadar verebilirse versinler arkadaşlar. Alabiliriz, alın. Yani ondan sonra zaten yoklar yani. Sonra onlar sonra gelen vergilerimiz doğru yerlere gittiğinde zaten herkes sosyal refah içinde inşallah ekran sonra çok kısa sürede düzelterek buna ulaşacağız. Yani lafımı fazla uzatmayayım. Zaten hepimiz biriz. Yani o anlamda burada ben şey görmüyorum. Bu parti bu parti görmüyorum yani. Hepimiz bu ülkenin ferdiyiz. Yani ben ona dikkat ediyorum. Ben ilk başta uzaklardan yakınlara, burada Dalaman ölçeğinde konuştuğumuz zaman Dalaman'ın birçok sorunu var. En büyük sorunu da arkadaşlarımla onu söyleyeceğiz inşallah. Vadar arkadaşımla, Sezer arkadaşımla, Mükerrem arkadaşımla bizi caddelerde el ele görebilecekler. Dalaman'ın beklediği ruh bu. Niçin bu? Çünkü Ankara'da lobimiz yok. Biz eğer 4 parti imza toplayarak burada birçok çalışmamızın altına imza atabiliriz. Minibüs seferlerimizi koydurabiliriz. Sinek sorunumuza çözüm bulabiliriz. Baktığımız zaman burada turizmle ilgili, baktığımız zaman Kayacık'ta turizm yeri yapıyorlar ama minibüs seferi yok. Herkesin altın araba mı var arkadaşlar? Gidip sahilde gidip içeri içemesinler. Ama mantık o değil. Yani burada üniversiteler geliyor. Üniversiteler ne yapıyor? Hafta sonları Marmaris'te, Fethiye'de, Bodrum'da. Ama niye burada sosyal platformlar yok? Onun için yapılacak çok şey var. Kültür sanatı yapılacak çok şey var. Yok hani altyapımda yapılacak çok şey var. Ankara için lobi yapılacak çok şey var. Hani uzun bir sürece başlayacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlarımla konuştuk, görüştük. Bundan sonra hani 15 günde bir, haftada bir beraber yemekler yiyerek, sohbetler ederek Dalaman için ne yaparız? Çünkü biz Dalaman için bir şey yaparsak zaten Türkiye için bir şey yapıyor olacağız arkadaşlar. Yani bizim alacağımız bu dışındaki oy bizi yerdeki gücümüzü de gösterecek. Çünkü eğer biz o yeri, yani bir toplanıp bir araya o gücü gösteremezsek birileri bu sefer karşımıza yine çıkacaklar. Yine biz tekrar aynı yemeği beraber yiyeceğiz. Yani birçok arkadaşımız, yani AK Parti'li olan arkadaşlarımızla mecburiyetten oluyor. İşte gidiyoruz, hani bir şekilde bir yerlerden, ya işten çıkmamak için, ya çocuğunu okutmak için, ya burs almak için, ya Fokide üye olmak için. Tüm arkadaşımız üye olmak zorunda gözüktüler kendine. Niye? Çünkü devletle iktidar aynı şu anda. Yani siz düşünün, otobüs parasını veriyorsunuz, minibüsü veriyorsunuz, şoför istediği yere sürüyor. Yani o parayı siz de, minibüse, o benzini koyan sizsiniz arkadaşlar. Siz vergi vermezseniz hiçbir şey olma şansı yok. Siz oylarınızla, bu oyunun çok güçlü yani. Bir oy baktığımız zaman çok güçlü. Eğer biz bir oyumuzu değerini bilmezsek
öbür dediği gibi baktığımız zaman diğerleri bir şekilde aynı sisteme devam etmek zorunda kalacak. Ama düşünün, yani 80 milyonluk belli bir kesim oy verdiği zaman bunlar yok arkadaşlar, korkmaya gerek yok. Ben burada kattık olarak arkadaşım, en çok ben korkmam lazım. Bugüne kadar hiçbir zaman şey yapmadım ama korkmuyorum, buradayım. Yani herkesin korkmaması lazım, siyaset yapmak lazım. Kadın siyaset yapması lazım, İstanbul Sözleşmesi gelmesi için. Yani ev kadını siyaset yapması lazım, ay başını getirebilmek için. Baktığımız zaman girişimcilerin siyaset yapması lazım, elektrik faturalarının maliyetlerinin düşmesi için. Bunun için toplumun herkesinin siyaset yapması lazım. Aktif olması önemli değil. Sohbet de komşunuzla, kahvede, orada burada anlattığın, yani doğru bir dikten anlattığın noktada zaten bir siyaset yapmış oluyor. Yani baktığın zaman bir kuaför bile günde 15-20 kişiye sohbet ediyor. Bir tane esnafımız kaç tane günde kişiye sohbet ediyor. Siyaset illaki gidip koltukta oturmak değil arkadaşlar. Siyaset doğru bildiğini anlatabilmek cesaret. Ben bunun için buradayım. Bundan sonra böyle olacağım. Doğru bildiklerimi söylemeye çekinmeyeceğim. Geldikleri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çözüm geliyor, şimdi deva geliyor, can geliyor.